Şimdi 7 yıldır duyamayan bir çocuğumuz var. Tedavi sonrası ilk kez yeniden sesleri duydu ve o anda anne oğlun gözyaşlarına nasıl boğulduğu görüntüler geliyor efendim. Evet, duyuyor musun? Çok az. Ne dediğini anlayabiliyor musun? Evet. Gerçekten duyuyorsun. Tam çıkıyor musunuz? İnanamıyorum. Normal diyelim. Tamam gelsin bir bakayım. Bilmiyorum. Şu an normalleşti mi? Bir daha açıldı mı? 7 yıldır. Hocam 7 yıl oldu gerçekten o kadar. Ne kadar vicdan azabı çektim düşün. Dünyaya bedel şu an. Gerçekten öyle. Annenin ne dediğini yakaladı mutlaka. Sen de arada şey dedi. Düşürdüm onu, öyle vicdan azabı i̇şte, çektim ki. Kendisini suçladı 7 yıl boyunca, düşünsene. Annenin yani o anlar, şu anlar, yaşadığımız bu anlar dünyaya bedel anları yani. Allah kimseye yaşatmasın. Her kim varsa evlatlarının sağlığıyla ilgili de şu anda uğraş veren şifa olsun, şifa versin Allah herkese. Çok evet, Ebru'cum şu an gözyaşı döküyor ama bu mutluluk gözyaşları. Bu mutluluk gözyaşları. Aynen, mutluluk gözyaşı. Sinirim bozuldu. Yani mutlulukla... Ya olabiliyor, insanın başına gelebiliyor tabii, mutlulukla, bu mutlulukla o andaki onların duygularını, benim de bir aynı yaşlarda oğlum var evet. Biliyorsun. Allah bağışlasın herkesinkini. Düşünsene yavrumuzun durumunu şimdi. Yani çocuğun ifadesini görünce dağıldım bir anda. Hani tam olarak duyuyorum dedi. Yani o an bitersin yani. O an orada olan herkes şu an... Burada da etkilenmeyen hiç kimse yok. Ya asla. Zaten. Bütün canım, izleyenlerimiz aynı şeydir yani. Bir de herhalde en duymak istediği şeyi duydu. Maça gideceğinin de Fenerbahçe maçına gidelim dedi herhalde. Ah be güzel kardeşim. Ama insan tabii anne olarak, ebeveyn olarak, baba olarak kendisi mutlaka suçluyor. Hani düşürmese şu olsa bu bile. Çünkü bana emanet edilmiş bir can benim yavrum diyor ve ardından ben bakamadım diyor mesela. Onun ezikliğini ve vicdan azabını yaşayabiliyor. Şimdiki o sevinç muhteşem. Vallahi bayram, düğün bayram yapmışlardır gece boyu. Tabii tabii canım. Düşünsene o güne kadar duyamadığı birçok şey, neler var, neler konuştular belki de. O ince sesleri birazcık daha duymaya başlamış buradan sonra. Ne güzel. Bu arada arkadaşlar teknoloji ilerledi. Teknoloji çok güzel ilerledi. Lütfen böylesi rahatsızlıklarınız varsa tedavi yöntemlerini artık öyle çok da pahalı değil. Ucuz yollardan da yapabiliyorsunuz. Evet. Yani hastanelere lütfen gidiniz, gidiniz, gidiniz. Aa, hani bazı sıkıntılar var, duymuyorum, etmiyorum falan demeyin. Bakınız işte evet. En güzel örneği bu. Tabii tabii tabii. Çok büyük geçmiş olsun. Mutluluklar diliyorum onlara. Annelik böyle bir şey. Yani o vicdani sorgulama doğduğu andan itibaren hep... Ebeveynlik hep diyelim Ebru'cum. Babalarımızı da aynı şey yapmayalım şimdi. Onlar tabii da elbette. Bazen belli etmiyorlar ama onlar da yani güzel kalplilerdir. Evet, peki buyurun.